Evet, birbirimize sevdiğimiz meyveleri sormak için hangi kalıbı kullandığımızı konuşmuştuk. Do you like dediğimizde sever misin anlamına geliyor. Mesela birinci örneğimize bakalım. Do you like fruits? Yes, I do. Evet, severim. Meyveleri sever misin? Evet, severim. Do you like pizza? No, I don't. Pizza sever misin? Hayır, sevmem. Bu yüz ifadelerine bakarak bizim de burada cevap verebilmemizi istiyor. Şimdi diğer soruları biz cevaplayacağız. Eğer kendiniz yapmak isterseniz videoyu durdurun. Önce tahmininizi söyleyin, sonra videoya devam edin. Çünkü ben direkt cevabı yazıyorum. Do you like lemon? Limon sever misin? Gülen yüz olduğuna göre bizim buraya yazmamız gereken cevap Yes, I do. Böyle bakalım. Do you like grape? Üzüm sever misin? Ama burada üzüm yüz var. O zaman cevap olarak ne diyeceğiz çocuklar? No, I don't. Hayır, sevmem. Do you like fruits? Yes, I do. Do you like pizza? No, I don't. Do you like lemon? Yes, I do. Do you like grape? No, I don't. Burada tablo okumayı biraz görelim. Çünkü testlerde de çıkıyor bu. Tabloya bakalım ve like ya da don't like yazalım diyor. Önce biraz tabloyu inceleyelim sizinle. Şöyle yakınlaştıralım. Burada iki tane çocuk görüyoruz. A boy and a girl. Bir erkek çocuk, bir de kız çocuk. Banana, apple, grapes. Bu bir kavun sanıyorum. Melon, kavun mu, portakal mı? Kavun diyelim. Tamam. Şimdi muz var, elma var, üzüm var, kavun var. Bu çocuk, tablo okumaya bakalım. Bu çocuk muzu seviyor. Elmayı sevmiyor, üzüm seviyor, kavunu sevmiyor. Şu şekilde kesiştiği yere bakmamız lazım. Bazen yanlışlık yapılabiliyor tablolarda çünkü. Yanlış yorumlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bildiğinizde yanlış yapıyorsunuz. Girl'e bakalım, kıza bakalım. Banana'yı seviyor, apple'ı seviyor, grape sevmiyor, melon seviyor. O zaman ona göre boşluklara ne yapacağız şimdi? Like ya da don't like yazacağız tabloyu okuyarak. Bakalım. Tahta gibi olmadığı için çocuklar biraz bekletiyorum. Şimdi burada I like bananas demiş. Zaten tabloya da uyumlu. İkiye bakalım. Bu çocuk bananas ile ilgili ne diyebilir? Hemen tabloya bakıyorum. Bananayı buluyorum. Çocuğu buluyorum. Güldüğüne göre buraya ne yazacağız? Like. Muz severim. Okay. Kız apple seviyor mu? Bakalım. Girl, apple. Kesiştiği yer burası. O zaman cevap olarak ne yazıyorum? Like. The boy, apples. The boy, apple. Don't like. Üzgün yüz var. O zaman don't like demeniz lazım. Sevmiyorum çünkü. I don't like. Yine girl'e bakalım. Girl, grapes. Girl, grapes. Don't like. Boy, grapes. Boy, grapes. Like. Girl, melon. Like. The boy, melon. Bakalım seviyor mu? Sevmiyor. Buraya da o zaman ne yazıyorum? Don't like. Tekrar edelim. I like bananas. Muz severim. I like bananas. O da muz seviyor. I like apples. Elma severim. I don't like apples. Elma sevmem. I don't like grapes. Üzüm sevmem. I like grapes. Üzüm severim. I like melon. Kavun severim. I don't like melon. Kavun sevmem. Biraz da çoktan seçmeli testlerimize bakalım çocuklar. Bunlar tekrar söylüyorum ders kitabınızda yok. Farklı bir kaynak kitap.
Şimdi aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur diyor. Karpuz resmi var, lemon vermiş. Portakal resmi var, orange vermiş. Elma resmi var, şeftali resmi var, apple demiş. O zaman lemon yanlış, apple yanlış. Doğru olan seçenek B şıkkı, orange ve portakal doğru. İkinci soruya bakalım. Karışık halde verilen cümlenin doğru sıralanmış hali hangisidir demiş. Apples need to give. Önce bu gibi bir yakalayalım. Çünkü talimat verirken en başa o gelmeli. The apples need give olmaz. Give apples to me olmaz. Give me bana ver. Neyi ver bana? The apples elmaları ver. Doğru cevabımız C şıkkı. The watermelon yukarıdaki ifadeyi tamamlayan kelime hangisidir? Eat, go, cut. Kadın elinde bıçak var. Ortadan ikiye kesmiş karpuzu. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı cut olacak. İfadeyi hangi seçenek doğru tamamlar? Burada bir maymun elinde de muz görüyoruz. I like tabii ki bananas olacak cevap. Verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hangisi yanlıştır? Gülen yüz, üzgün yüz ve gülen yüz var. Portakalı severim, elmayı sevmem, kavunu severim. Bunlardan doğru olmayanı bulacağız şıklarda. I like orange diyor. Bakıyoruz. Doğru. I like melons diyor. Bakıyoruz. Doğru. I like apples diyor. Elmaları severim diyor. Ama burada üzgün yüz olduğu için sevmem demesi lazımdı. I don't like demesi lazımdı. O zaman hangisi yanlıştır dediği için doğru cevabımız C şıkkı. Konuşma balonunda boş bırakılan yere hangi seçenek gelmelidir? I don't like. Burada bir şeftali resmi var. Üstünde kırmızı bir çarpı var. Sevmediğini gösteriyor. Şeftali ne demekti? Peach. Yani C şıkkı. Konuşma balonunda boş bırakılan yere hangi seçenek gelmelidir? Do you like apples? Kızın suratını görebiliyor musunuz? Tam bilmiyorum. Ben birazcık yaklaştırayım cevabı anlayacaksınız. Pek de seviyor gibi gözükmüyor. O yüzden cevabımız no, I don't. Resme göre konuşma alanında boş bırakılan yere hangi seçenek gelmelidir? I like, bakalım tabağa ne var? Banana and grapes. O zaman cevaplarda bunları aramalıyız. Watermelons, bananas, grapes, bananas, apples, bananas. Doğru cevabımız B şıkkı. Grapes and bananas. Üzümler ve muzlar. Fruits, meyveler. Melon, peach. Burada bir boşluk bırakmış. Buraya ne yazılamaz diyor. Buraya ne yazılamaz? Meyveler dediğine göre buraya mutlaka bir meyve gelmesi gerekir. Donkey, donkey eşek demek. Orange, portakal, grape, üzüm bir hayvan ismi. Fruit başlığının altına yazılamaz. O zaman A şıkkı. Konuşma balonunda boş bırakılan yere hangi seçenek gelmelidir? Burada bir soru var boşluk olarak. Cevabında yes I do, I like carrots diyor. Ona ne sorulduysa eğer evet diyor. Sonra da havuçları severim. O zaman havuçları sever misin? Havuç sever misin diye sorulmuş olması lazım. Carrot bu arada havuç demek. Where are the carrots? Olmaz. Çünkü where are the carrots? Havuçlar nerede demek. Bunu eledik. Do you like carrots? Havuç sever misin? Olabilir. How many carrots are there? How many biliyorsunuz kaç tane demektir. Burada sayılardan bahsetmiyor. Evet, havuç severim dediğine göre doğru cevabımız B şıkkı. Do you like carrots? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Bakalım. Melon, banana, grapes. Bu melon değil, watermelon olmalıydı. Bu peach olmalıydı. Bu da doğru olduğu için. Grapes, C şıkkını işaret ettik. Üzüm, grapes. Konuşma bulunduğunda boş bırakılan yere hangi seçenek gelmelidir? Give me the demiş. Masanın üzerinde. Tezgahın üzerinde bir limon görüyoruz. A şıkkı lemon doğru cevap. Yakınlaştıralım. Biraz bulanık olmuş resim. Kitaptan bunları telefonla çektiğim için. What is that? Resimde bir muz görüyoruz. Cevaplara bakalım. It is a lemon. Olmaz. That's a banana. Olabilir. It's yellow.
Aslında doğru resme göre. Evet, sarı. Ama soru da onu soruyor. Hayır. What is that? O nedir? That's a banana. B şıkkı doğru. Eğer burada what color is it deseydi ya da what color is that deseydi cevabımız C şıkkı olabilirdi. O nedir dediği için cevabımız B şıkkı. Görsel kelime eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Grape, apple, peach. Şeftali, elma. Doğru. Fakat bu bir grape değil. Üzüm değil. A şıkkı yanlış. Hem doğru hem yanlış. Hangisi diğerlerinden farklıdır? Melon, lemon, rabbit. Melon, kavun. Lemon, limon. Rabbit, tavşan demek. O zaman tavşan diğerlerinden farklıdır bir hayvan olduğu için. Bakalım dörde. There are three. There are three. Resmi iyice yakınlaştırayım çocuklar. Çünkü sayısını görmemiz lazım. Two bananas, one apple, three strawberries. Üç tane çilek var. O zaman doğru cevabımız C şıkkı, strawberry olacak. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yine biraz yaklaştıralım. Banana, peach, grapes. Bu sefer bunlar doğru ama apple yazmalıydı burada. Banana değil, A şıkkını işaretliyoruz. What are these? Bunlar nedir? Bunlar elma. They are apples, they are cherries, they are lemons. Kiraz ya da limon değil. A şıkkı. They are apples. Doğru cevap. Sözcüğün eksik harflerini tamamlayan seçenek hangisidir demiş. Bu kiraz kelimesine benziyor değil mi? Cherry. Buraya H harfi, buraya da R harfi gelmeli. Yani doğru cevabımız B şıkkı. Yukarıdaki görselde hangi meyve yoktur? Bakalım. Peach var. Şeftali. Grapes yok. Strawberry var. Hangisi yok? Grapes yok. Üzüm yok. Karışık verilen harflerden hangi meyvenin ismi çıkar? Şöyle en uzun öğrendiğimiz meyve ismi hangisiydi? Watermelon, strawberry. Burada watermelon olmadığına göre strawberry. C şıkkı. Kelime görsel eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Biraz daha yakınlaştıralım. Lemon, banana, orange. Lemon doğru, banana yanlış. Orange doğru. O zaman biz B işaretliyoruz. Görseldeki meyveler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? İyice yakınlaştırayım bir resimleri iyice görün. Gördüğünüz gibi karpuz var, çilek var, üzüm var. Yanlış gördüm. Çok özür dilerim. Karpuz değilmiş, portakal dilimiymiş. Portakal, çilek ve üzüm. Orange, strawberry, cherry oldu mu? Olmadı. Üzüm yok. Cherry, strawberry, grapes. Kiraz resimler arasında yok. Orange, strawberry, grapes. Doğru cevap. Portakal, çilek, üzüm. Pastada hangi meyve yoktur? Bakalım. Yine yakınlaştıralım. Strawberry, çilek. Çilekler var. Orange var. Melon, orange, portakal. Onlar burada. Melon, kavun. Kavun yok. Burada muzlar var bir de. O zaman cevabımız B şıkkı. Kavun pek